Geziniyordun herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomda daha yine beraberiz. Bu hafta işinize yarayabileceğini düşündüğüm yurt dışı alışveriş sitelerini inceliyoruz. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi yurt dışı alışveriş sitelerini inceleyeceğiz. Hangi alışveriş sitelerini inceliyoruz? Bisiklet parçaları almakta kullandığım alışveriş sitelerini inceliyoruz. Ben bunları ufakça kendimce bir sınıflandırma yaptım. Birazdan videonun devamında zaten hepsini tek tek açıklayacağım. Artı yanlarını da size shippinglerini de vereceğim. Hadi isterseniz şimdi hiç uzatmadan direkt sitelerimizi incelemeye geçelim. İşte burada neler var arkadaşlar? Bisikletler, bisiklet kadroları, bisiklet parçaları, bisiklet üzerine yine bir site bu PricePoint. Türkiye'ye gönderim yapıyor mu? Evet, Türkiye'ye gönderim yapan bir site. Türkiye'ye peki ne kadara gönderiyor derseniz değişebiliyor ürüne göre ama ortalama 26 dolar gibi bir posta ücreti alıyorlar. Bunun haricindeki sitemiz ne? Rei.com olarak geçiyor. Burada neler var? Kamptan, bisiklete, işte koşudan, yogaya kadar çeşitli ürünler bulabiliyorsunuz bu sitede de. Bunun Türkiye'ye gönderimi var mı? Evet, var arkadaşlar ama Türkiye'ye gönderimleri bunda ürüne göre değişiklik gösterebiliyor. Yani kim ürünü gönderiyorlar, kim ürünü göndermiyorlar. Mesela ben şurada Rei Outlet'e girip North Face'in bir rüzgarlığını bulmuştum. 39 Euro'ya düşmüştü. İnanılmaz da güzel bir rüzgarlıktı. Yağmur geçirmezliği falan bilmem ne bir sürü özelliği vardı. Sevine sevine hemen sepetimi attım, kartımı attım. Ama maalesef Türkiye'ye bunu gönderemiyoruz dediler. Bununla ilgili olarak ne kadara gönderiyorlar? Mesela Ortlib'in 72 dolar shipping'i çıktı. Yani güzel bir site ama biraz pahalı kalıyor benim için. Bikecyclinghub.com var arkadaşlar. Burada daha çok giyim üzerine şeyler var. İşte erkekler, bayanlar, aksesuarlar. Bisiklet ve bisikletçilerin giyimi üstüne ürünler, tekstil ürünleri satan bir site. Türkiye'ye üye olurken shipping'i olduğundan bahsediyor. Ama ben Türkiye'ye, şuraya görüyorsunuz, ben buraya bir şey ekledim, konuşamadım kusura bakmayın. Buraya bir ürün ekledim, yine aynı şekilde rüzgarlık ekledim buraya da. Ama bir türlü almayı beceremedim. Daha doğrusu shipping'ini bulamadım. Halbuki burada free international shipping, hatta for orders over as low as $100, 100 doların üstünde bedava shipping olduğundan falan bahsediyor ama bulamadım. Kendilerine mail de attım bu konuda ama hala geri dönüş alamadım. O yüzden bundan çok emin değilim. Gerçi daha önceden alışveriş yapanlar olmuş buradan. Evet, bu da Amerikan sitesiydi bu arada bunlar arkadaşlar. Bunları söylemeyi unuttum size. Şimdiki sıradaki arkadaş bisikletçilerin en çok kullandığı sitelerden, en çok kullandığı alışveriş sitelerinden bir tanesi. Nereden bu arkadaş? İrlanda'dan kendisi. İrlanda sitesi chainreactioncycles.com. Güzel bir site. Bazen güzel indirimler oluyor. Ben de birkaç defa buradan alışveriş yaptım. Bayağı bir ürün var. Tamamen bisiklet üzerine. İşte görüyorsunuz burada bisiklet, yol falan filan. İşte mountain bike falan. Burada parçaları var. Buradan kategorilere de girebiliyorsunuz. Ne kadara gönderiyor Türkiye'ye? Standart olarak seçerseniz 8 euro gibi shipping posta parası alıyor. Ama bunun haricinde çeşitli seçenekler de var. İşte özel olarak göndertirseniz, biraz daha şeyli isterseniz özellikle 12 dolara falan gönderiyorlar. DHL Express seçerseniz 17.99'a geliyor. Bunlar Euro cinsinden tabii. Bunun haricinde İrlanda'dan sonra nereye geçiyoruz? İngiliz siteleri var arkadaşlar. Bu evencycles.com. Bu da İngiltere'den bir site. Bunu da yine bisikletçilerin tercih ettiği sitelerden biri arkadaşlar. Güvenilir bir site. Birçok da alışveriş yapan arkadaşım var buradan. Bunlar ne alıyorlar? 6 günü 20 pound falan diyor. 6 günde ulaştığından bahsediyor. 20 pound falan bir shippinginden, posta ücretinden bahsediyor ama ben denediğimde 25 pound gibi falan çıkıyor. Biraz shippingi pahalı olabilir ama çok indirimli bir şey denk geldiyse avantajlı olabilir sizin için. Bunun haricindeki sitemizden yine İngiltere'den merlincycles.com. Bunun da Türkiye'den bayağı bir fanı var, bayağı bir alışveriş yapan arkadaş var. 200 doların üstünde her şey bedava gönderiyorlar Türkiye'ye. Ama pardon, 200 dolar diyorum, 200 pound'ın üstüne, çok özür dilerim. Ama ortalama ne çıkıyor? Bir şey alacağınız zaman sepete attığınızda değişebiliyor. Mesela bakın, ben burada
107 liralık bir ürün eklemişim buraya. Sıramın bir ürün şeylerine eklemişim. Burada shipping'ine ne demiş? 23 lira. Yani 5 pound'dan 20 pound'a kadar değişebiliyor shipping'ler. Wiggle.co.uk. Bu da meşhur sitelerden bir tanesi. Türkiye için, Türkiye'den bayağı bir alışveriş yapan arkadaş var yine buradan. Wiggle'da meşhur bisiklet sitelerinden. Ama bunun haricinde işte ne var? Koşuyla ilgili, yüzmeyle ilgili de ürünler satıyorlar. Türkiye için 320 doların üstünde bedava kargo gönderiyorlar. Onun için birkaç çeşidi var. İşte normal bisiklet satın alırsanız 111 dolar gibi bir kargosu var. Bunları ben buradan tabii okuyarak baktım. Kadro için 63 dolar, normal parçalar için 32 dolar dese de 12 dolarla 25 dolar arasında shipping yani posta ücreti değişiyor. Evet, şimdi gelelim benim memlekete. Yani gerçi ben 5 yaşında geldim ama yine de ikinci memleketim sayılır. Alman sitelerim. Ben en çok buradan alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Alman sitelerinden alışveriş yapıyorum. Bu siteden yaptığımı actionsports.de. Buradan alışveriş yapmadım hiç. Ama yapan arkadaşlarım olmuş buradan. Ama yani tam hayal meyal hatırlıyorum. İşte şöyle iyiydi falan bilmem ne diye duydu dediklerini hatırlamıyorum. Alman sitesi ama genelde Alman siteleri kaliteden ödün vermedikleri için Almanlar gayet iyi oluyor. Ama bunda bir sorun var. 30 euro gibi bir shipping'i var. Bu biraz pahalı kalıyor. 90 lira. Hani dediğim gibi çok indirimli bir şey denk getirirseniz 30 euro 90 lirayı göz önünden kaldırabileceğiniz bir şekildedir. Veya 3-5 arkadaş bir şey alıyorsunuzdur. O zaman alabilirsiniz tabii ki de. Bunun haricinde ne var? Bikediscount.de var. Bu da yine meşhur Alman sitelerinden bir tanesi. Bunun da shippingleri ne oluyor? Türkiye'ye 19.95. Ne alırsanız alın 19.95'e gönderiyorlar. Yani 19.95 TL değil tabii bu arada. Euro arkadaşlar. Yani yabancı sitelerden bahsettiğim için aklınızda olsun unutabilirim para birimini bahsetmekten, söylemekten. Onu dediğim gibi 19.95'e gönderiyorlar. Evet, burada ne var? Outdoor 33. Outdoor 33 de Bike Discount'ın kardeş sitesi. Burada daha çok outdoor ekipmanlar satılıyor işte. Outdoor ayakkabılar, giyim falan. Yani bisikletle ilgiliden çok genelde tekstil ürünleri ve giyim ürünleri satılıyor. Evet, gelelim benim en sevdiğim siteye. En çok alışveriş yaptığım site. Bunu zaten birçok bisiklet forumdaki arkadaşlar biliyorlardır. Ben oradan bayağı bir yorum yapıyorum site hakkında. Şunu aldım, bunu aldım falan bilmem ne diye. Bikecomponents.de. Hiçbir sorun yaşamadım. En ufak bir mailime geri döndüler. Shipping olarak da valla shippingleri de gayet uygun bunun. Daha doğrusu en uygun benim alışveriş yaptığım site bu 14.95 euro Türkiye'ye. Shipping parası yani posta parası alıyorlar. Bunların haricinde ne var? Avrupalıları bitirdik. Gelelim şimdi Çinli kardeşlerimize. Çinliler, aslında adamlara çok söyleniyoruz. Çinli minli falan filan ama birçok da alışveriş yapıyoruz. Bunlarla ilgili ben size daha önce alışveriş, kendim de alışveriş yaptım. Güvenilir olduğunu düşündüğüm siteler. Ne var? Deal Extreme var. Tabii bunlar bir sürü şey var bu Deal Extreme. Elektronikten tutun da giyime kadar falan. Bununla bisikletle ilgili bir şey alacaksanız şuraya yazmanız ne almak istiyorsanız yeterli oluyor. Tabii Türkçe değil, İngilizce. Türkiye'ye kimi free shippingli, kimi şeyli ürünleri var. Bunu oradan baktığınızda zaten söylüyor. Bunun haricinde ne var? Gearbest var. Gearbest de yine DX Deal Extreme tarzı bir site. Bu da ilginç ürünler olabiliyor burada. Özellikle aksiyon kamerası alacak arkadaşların tercih ettiği siteler bunlar. Başka ne varmış sitemiz? Geek Buying. Bu da yine aynı. Bu sitelerin hepsini çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zaten bunları aşağıda açıklamalarda bulacaksınız. Kendiniz de inceleyebilirsiniz oradan. Bunlar genelde normal Çin siteleri işte burada. Elektronikten şey hepsi burada tarzı siteler. Ama ben bunların arasında en çok neyi tercih ediyorum? Banggood.com'u tercih ediyorum. Çünkü bugüne kadar aldığım hiçbir üründe gelmemezlik olmadı. Hepsi geldi. Mail attım mı? Mail atmadım. Fakat bir arkadaşım birkaç alışverişinde mailleşmiş bu arkadaşlarla. Gayet de ilgililermiş. Evet, gelelim şimdi. Neye? Pazar şeklinde, Grand Bazaar şeklinde olan siteler işte eBay'dir, AliExpress'tir, Amazon'dur, gitti gidiyor tarzı. Bize seller to customer denilen sitelere. Şimdi bunların en başında benim en çok kullandığım ne var? eBay var arkadaşlar. eBay'de kesinlikle paranız kalmaz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız ve paranızı sonuna kadar alırsınız. Bu yüzden ben forumlar olsun gerek, soran arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim.
hiçbir sorun yaşamazsınız. Farz edin ki kargonuz mu gelmedi? Hemen bir item case açarsınız, paranızı iade ederler. Ürün yanlış mı geldi? Ya yenisini gönderirler ya paranızı iade ederler. Kuralları çok sıkı eBay'in. Bu yüzden bir şey alıyorken mutlaka diğer sitelerin yanında eBay'den de araştırın. Hiçbir problem yaşamayacağınız sorunsuz bir site. Bunun haricinde ne var? Meşhur AliExpress. Her şeyin ucuzunu bulabildiğiniz bit pazarı şeklinde 1 milyoncu tarzındaki sitemiz AliExpress. AliExpress'te de çok çeşitli ürünler var arkadaşlar. Bir sürü şey alıyorsunuz. Burada da yine satıcıdan alıcıya geliyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, bir şey alıyorsanız satıcının ratinglerinin yüksek olması, feedbacklerinin yüksek olması, yani yorumların iyi olması gerekiyor. Çünkü keza AliExpress'in kanunları, kuralları eBay kadar sert değil. Paranızı geri alamama gibi bir durumla da karşılaşabiliyorsunuz. Her ne kadar sorunu çözeceklerini iddia ettiler de bu benim başıma geldi daha önce. O yüzden ben çok tavsiye etmiyorum. AliExpress'i çok sevmiyorum. Yani çok ucuz şeyler alacaksam alıyorum. Bunun haricinde ne var? Amazon. Meşhur Amazon.com. Ben burada hiç alışveriş yapmadım arkadaşlar ama alışveriş yapan arkadaşlarım var. Türkiye'ye nasıl gönderildiği bir hesabım bile yok burada. Ama bir hesap yapıp, bir hesap açıp bir alışveriş yapmayı da düşünmüyor da değilim. Burada da yine bir sürü şey var. Yine eBay tarzında bir site. Gelelim bunların haricinde en son olarak nereye? Herkesin sorduğu en meşhur soruya. Ne kadar alsam gümrüğe takılır, gümrüğe takılır mı? Evet arkadaşlar, normalde bakın bunu da aşağıda bulacaksınız. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün hızlı soruları bunlar. Pardon, sıkça sorulan soruları. İşte kanuni dayanak nedir? Hızlı kargo eşyası, posta eşyası için muafiyetin kapsamı nedir? 75 avroyu geçmeyen, önemli değeri olmayan eşyalar. Ama bazen şey de olabiliyor, takılmadan da geçtiği olabiliyor 75 euroyu geçti. Yalnız bu aralar sıkı denetliyorlar. Burayı da okursanız sizin için çok faydalı. Mesela ben size örnek olarak yapayım. Vergi ödenmek suretiyle postaya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir? Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 avroyu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulayacaktır. Yani 1500 euroya kadar tek seferde bir şey alabiliyor musunuz gibi gibi. Elimden geldiğince yurt dışı alışveriş sitelerini size tanıtmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmiştir. Bu konuda ben çok fazla video görmedim. Bisikletle ilgili yurt dışı alışveriş siteleriyle ilk video. Bu da bir yerde daha sonra ilgisini çekecek merak eden arkadaşlar için bir yerde bir öncü bir video olmuş olacak. Rehber bir video olmuş olacak. O yüzden sizden bu konuda bir şey rica edeceğim. Eğer benim bu gösterdiğim sitelerin dışında bildiğiniz, güvendiğiniz, düzgün alışveriş yapıp Türkiye'ye gönderimi olan bildiğiniz siteler varsa rica ediyorum bunları aşağıdaki yorumlara eklerseniz diğer arkadaşlar için de çok faydalı olacaktır. Aşağı açıklamalarda bu sitelerin isimlerini koyup adreslerini bulacaksınız. Yanlara tabii shippinglerini yazmayacağım. Ufak bir sınıflandırma yaptım. Oradan da bakıp nereden alışveriş yapabildiğimi, yani bu gösterdiğim tanıttığım sitelerden nasıl alışveriş yapabileceğinizi, isimlerini kendiniz de görebilirsiniz oradan. Bunların dışında size ne söyleyeceğim? Ama dediğim gibi bu video ilk oluyor. O yüzden umarım işinize yaramıştır. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı paylaşarak kanalımı büyütebilir ve bana destek olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda şu tarafta olması lazım. Beğen butonuna tıklarsanız memnun olurum. Bu benim için önemli çünkü. Şimdilik sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta çarşamba yine başka bir videoda görüşmek üzere.